Adam gibi adam bir karede diyor. Şuraya poz verelim şöyle. İnternete girelim. Ayna gibi dur. SS alın. Kapattın Instagram atacağım. adamı. Ha, Pardon. çelik Ona çelik bakmayacağım. gel. Mücadele. Gel reis. Hey YouTube. SS alın. Twitch, SS alın artık. Yalnız kimse almadı biliyor musun? Yani biz boş boşuna buradan kesin aldılar bence. Şu an 10.000'den fazla SS almıştır ben sana söyleyeyim. Aldılar mı? Zaten Türk. Kaç kişi izliyor? Keşke daha güzel şey yapsaydım. Şurada gözüküyor sol tarafta arada. Abdi böyle Twitch'in en cahil insanı buraya gelmiyor. O nereden çıktı ya falan diye. Gelmine. Arkadaşlar berberlerin Matrix benim de payım olsun. İstediğim inşallah yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimize fayda dokunur. İyi geceler yayınlar demiş. 15 lira göndermiş. Böyle bir şey yapamaz. Delimine, delimine buralara ne kadar sürede geldi acaba? Ne zamandan beri bir sene oldu yayının başını izlemedin mi? Bir sene. Adam. Bir sene oldu daha. Yani yeni katılan. Ama arkası işte mesela 25 yıllık birikim. Evet. Abi şöyle çok bir şey bizim var. Yayınlamadığımız yani YouTube'a girmeden bak, çok önce. Çok iyi güzel bir hikaye. Konuşurken anlattılar da bunu bir dinleyin. Bir şeyde başarılı olmak için şimdi biz nasıl, nasıl karar vermek biz lazım? Biz nasıl YouTuber olduk? Eğer böyle hedefi arasında ya da çabalayan böyle arkadaşlar yapan arkadaşlar varsa hani örnek teşkil edebilir onu söylüyorum. 1080 çeken kamera yani HD dediğimiz teknoloji ilk çıktığında böyle biz çalışıp o kameradan almıştık. Canon'un 550D'si işte. Ondan almıştık. Kendi kendimize böyle biz grafiti yaparken kendimizi çekiyoruz falan. Yetiyor yani çekiyoruz. Kayıt. Bu yetiyor. Arkadaşlardan biri de işte böyle rap yapan arkadaşlarımız vardı. Ya bizim bir klibimizi çek falan dediler. Ya biz anlamıyoruz. Ya çekeriz falan olduk. Çektik. Parça parça hani her yerde söylettirdik. Abi bu video nasıl birleşecek falan olduk böyle. Daha sonrasında bir kurgu programına ihtiyacımız olduğunu öğrendik işte. Videoları bir şekilde biri... Hani, Moonmaker var o zaman. Böyle hani deneme yanılmayla, deneme yanılmayla kendimiz bir şekilde kurgu yapmayı öğrendik. Daha sonra bir başka arkadaşın klibini çektik. Bir başka arkadaşın klibini çekerken bir baktık. Artık herkes bizden klip bekliyor. Ya dedim ben artık yapmayacağım falan dedim. Ya parası neyse vereceğiz dediler. Para da mı veriliyor mu? Tamam yaparız oldum hemen böyle. Daha sonra işte biz profesyonel rap klipleri falan çekmeye başladık. Daha sonra birisi bir gün bana dedi ki ya sen bu klipleri çekiyorsun ama YouTube'dan bu insanlar para kazanıyor. Nasıl kazanıyor parayı ben kazanıyorum parayı nasıl onlar kazanıyor falan dedim. Abi dediler izletip para kazanıyor. Biz de bunu daha endüstriyel nasıl yapabiliriz? Bunun araştırmalarına girdik ve bir güzel bir işte uzun yılların bir planlamasını yaptık. Yayınlamadığımız 50 tane videomuz var. Yani öncesinde YouTube kanalını açmadan önce çekmiş olduğumuz ve yayınlamadığımız 50 tane videomuz var. Belki onları yayınlasaydınız böyle olmayacaktı. Aynen. Kesinlikle. En doğru noktaya ulaşana kadar. Abi en güzel örneği şöyle vereyim size. Yani şu anda beni izleyen ve YouTube'a video çeken, çekmeye çalışan bir insan varsa ona söylüyorum. Abi cidden kimse senin gülmeme hani alınma. Ben de öyleyim. Ben de bunu yapsam kimse beni de izlemeyecek ama kimse senin gülmeme challenge'ını merak etmiyor. Çünkü insanlar seni tanımıyor. Seni tanımadığı için senin neye nasıl sinirleneceğini bilmiyor. Senin komik bir şeye nasıl tepki vereceğini. Ben senin mesela rage atmana bayılıyorum. O an beni mutlu ediyor olabilir. Veya senin kahkahanla gülüyor. Yani sen benim biliyorsun. Ya, sen sen ben de aynı, bir, sen de aynı mesela bir güldün ya. Biz de içeride güldük. Neden senin gülüşünü seviyoruz? Ama o adam senin sen tanınmazken senin gülüşünü kimse merak etmiyor. Ya da senin gülüşün kimseye komik gelmiyor. O yüzden yanlış stratejiyle videolar çekmeyin. Herkesin doğru yapmış aynen olduğu... aynen bakanlık yorumları. Aynen. Kimsenin hani herkesin yapmış olduğu şeyi yaptığın zaman hiçbir şey oluyorsun abi. Ve mutsuz oluyorsun. Çok güzel prodüksiyonla belki bir iş yapıyorsun. Çok inanarak giriyorsun ama evet, abi önce düşünün. Ben kimim sorusunu kendimize soralım. Bu bir meditasyon şeklidir. Ondan sonra ben gülmeme challenge yapıp atsam vasfım yok abi. Beni kimse izlemez yani. Komik bir insan da değilim. Bitti yani. Ona mesela olur. Komik olmak da değil. Vizyon. Sen mesela mouse'lardan, klavyeden çok iyi anlayan bir insansındır. Bu yönde kendini geliştirmişsindir. Bilgisayar teknolojisi de atıyorum. Bununla alakalı videolar çekersin. İnsanlara faydalı oluyorsun. Bir yerde atıyorum başka ne var? Motorlulardan çok iyi anlıyorsundur. Arabalardan çok iyi anlıyorsundur. İmkanın da vardır çekersin. Bunlar izlenilir. Ve çok güzel kanallar oluyor. Ve aynen, hani, çok tatlı kanallar abi, var. Abi yani. Düşünsene sonsuza kadar o video orada kalacak. Yani tövbe aşağı sonsuza kadar değil. Uzun yıllar boyunca orada kalacak ve insanlar bir şeyi merak ettiğinde bu kamera işte bu telefon nasıl şu sorun çözülür yazıp İşte iPhone'un bilmem ne sorunu yazıp o sorunu çözecek yani adamlar. Sen bu konuyla alakalı bir bilgi birikimi paylaştığın zaman bu tarz yani en güçlü olduğun konudan gir diyor. Bitti abi. Zaten. Bilgin olduğu yerden yaparsan. Yoksa bugün hepimiz yani gülmeme çalışacağız. Sen ne güzel. Aynen. Bugün evet. Hepimiz bugün hepimiz dün, gülmeme çalışacağız. Beraberdik bu arada Doğan abiyle. Bu da YouTube'un toplantısı için gelmişti.
İstanbul'a. Dün YouTube'un içerik oluşturucu programındaydık. Hani böyle top creator'ları davet ettikleri bir platform. Hani ne gibi şeyler yapmalıyız, ne gibi şeyleri dikkat etmeliyiz. Bunlarla alakalı seminerler alıyoruz devamlı. Yani YouTube başımıza göre böyle başımıza, kafamıza ne eserse yapıp yayınlamıyoruz abi bunu. Bunun bir denetim mekanizması var şu anda. Ve YouTube bizi sürekli kontrol altında tutuyor. Hani insanlar YouTube'a video attığı zaman şu anda video YouTube onları arşiv olarak kullanıyor gibi görüyor. Seni top creator, yani seni bir insanlara izletmek için video atıyor demesi için bir şeyleri kanıtlaman lazım. YouTube'un da seni keşfetmesi lazım artık. Ben bugün 1000 tane video atayım, YouTube diyor ki bu beni arşiv olarak kullanıyor, hatıralarını atıyor, başkalarının önüne çıkarmama gerek yok. O zaman dünyanın en güzel videosunu yükleyeyim, izlenmeyecek. Öyle. Yani en güzel videoyu yükleyelim, izlenmeyecek. Önemli olan izletebilecek potansiyelde doğru hedeflere, doğru şekilde YouTube'la iletişime geçerek, özellikle bunu kimse bilmiyor. YouTube'la iletişime geçip ben içerik oluşturucusuyum falan, bak bu da işlerim dediğin zaman farklı yerlere geliyor. Bu da iletişime geçmek. Sana abi mükemmel. Öyle çıkartıyor mu seni, bilgi mi veriyor? Hayır, bilgi veriyor. Seni sana bir boostlama, öyle bir şey zaten algoritmasal olarak mümkün değil çünkü bir makina bunu tasarlıyor. Hani bir, benim telefonum, ben mesela çok PUBG izleyen bir insansam, benim telefonumu Dota izleyen bir insansam, benim önüme işte Pale of the Weeks'lerin, işte Dota'nın diğer videolarının evet, önerilme sistemi, bunu bir makina düzenliyor. Benim bilgisayarımın ana ekranını bir insan asla yönetemiyor. Ama YouTube'la mesela iletişime geçtiğin zaman, bir sorun yaşadığın zaman ya sana bir, cevap verir. Sana cevap veriyor. Makaleyi sen onunla alakalı makaleyi görüşüyor musun YouTube'la, hangoutlara falan katılıyor musun? Yok, görüşmüyorum da yani özel toplantı ha, falan oluyor. Ona gidiyorum. Ha. Orada mesela şeyden bahsettiler. Senle ilk orada tanıştık ya zaten. Ha doğru, hafıza işte. Orada tanıştık biz seninle. Şeyden bahsetti kadın orada şimdi. Bu dedi YouTuber'ların, top level'ların dedi, beğenilme kaygısı hastalık haline geldi artık. Evet, yani çok... like almalıyım. Abi, işte 1 milyon izlenmeliyim sürekli. Trend olmalıyım. YouTube'un en büyük şeyi bu. Yani adam çok güzel bir iş yapıyor. Abi o yorumlar var ya, en acayip kısmı. Burada canlı evet, canlı görüyoruz ama buradaki kitle çok başka abi. Hani sen ben gibi bunlar. Yani arkadaşları arasında bizle olan bu muhabbeti eden insanlar olduğu için çok şey yapmıyoruz. Şu anda böyle kötü hissetmiyoruz. Ama YouTube'da videonu 1 milyon kişi likelamış ama 5 kişi aynı yorumu yapsın. 5 kişi senin sıfatını... bir şey olmuş sıfatına desin mesela, abi kafaya takıyorsun. Önemli olan en büyük şeylerden biri bu yorumsal kaygıları aşmak, yorum atmak. Mesela zorunlu, beyaz mi? Beyaz YouTube'a girdi, haberin var mı Beyazıt Öztürk? Var var. Yorumlara kapattı kapalı abi. Böyle bir şey yok yani, YouTube böyle bir yer değil. İçeride ben beğendim ama yani. Ya işler güzel, YouTube'daki hani o şeyi yorumlara kapatamazsın abi. Bu platformun öyle değil. O yüzden başarılı olamayacağına inanıyorum ben Beyaz'ın. İzleniyor şu anda, yeni başladığı için merak ediliyor ama sen insanlara yorum yapma hakkını vermezsen, düşünsene şu anda chat'in tamamını kapatalım. Hepsine küfretmiş olurum. Kimse yani yorum yapamazsın. Böyle bir şeyi siz kabul ediyor musunuz yani? Bunu yapıyor. Yani yanlış stratejiler oluyor tabii bunlar. Ben izlerken eğlendim. Farklı bir bakış açısı hani var. Bir içerik oluşturucusu. Bütün YouTube'lar taşan geçmiş. Hani bir içerik oluşturucusuysan mesela ne zaman videomu yayınlamalıyım ya da videoyla alakalı bir problem olduğunda direkt YouTube'un maili zaten açık. Google'a YouTube'un maili nedir yazdığında çıkıyor. Gönderiyorsun, adamlar hani İngilizcen varsa gönderiyorsun, adam cevap veriyor. Kendin hani o konuda dikkat ediyorsun. Veyahut da bir teknik bir aksaklığa sebep olan bir şey varsa onu giderebiliyorsun. Çok güzel konuşuyor adam, helal olsun evet, diyor. Ben zaten de... Delimle kanalın arkasındaki arkadaşlar, beyin. Burada Hırgat var, çalışan, deneyler yapan adam. Götümü kaldırmayın. İkisinin birleşimi. Sen benim şu duruşumu biliyor musun? Biliyor musun bak videolarda? Övüldüğüm zaman bak ben. Övüldüğüm ya da gömüldüğüm zaman ben bak. İyi izle şimdi. Şuradan. Anladın mı? Arka taraf kopuyor. Ya onlar da biziz.